Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için yine uzun zamandır istek alan bir tarifi yapacağız. Kanalımızda çok fazla köfte tarifi var. Ve sıradaki köfte tarifimiz de Ödemiş köfte. Yine en sevdiğim köfte tariflerinden bir tanesi. Çok güzel bir eti var. Çok güzel hazırlanıyor. Ve çok güzel bir pişme aşaması var. En son pişme aşamasında güzel bir şekilde yağla yağlanıyor. O da lezzetine lezzet katıyor. Bugün bizler de sizler için yapacağız. Ve çok kısa bir zamanda paylaşacağız. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Ödemiş köfte için 1 kilogram etimiz var. 1 kilo dana koldan kıyma kullanacağız. Kıymamızı yine her zamanki gibi kendimiz çekeceğiz. 1 adet soğan. Birazdan bunu rendeleyip suyunu kullanmayacağız. Sadece posa kısmını kullanacağız. Genelde bazı köfteciler soğanla eti kıyma makinesine birlikte geçirip beraber kullanıyorlar. Ama biz köfte tariflerinde kolay kolay soğanın suyunu kullanmıyoruz. 1 kilo için yaklaşık 200 gram, yani 1 su bardağı irmiğimiz var. Şu an burada 180 gram civarında var ama normalde olması gereken 200 gram. Biz 180 gram koyacağız. Karabiber, tuz, kekik ve kimyon. Bugün kullanacağımız malzemeler bunlar. Köftemizi bugün hazırlayacağız, şeklini vereceğiz ve dolaba göndereceğiz. En az yarım gün dinlenmesi gerekiyor. Yarın da gelip mangalla buluşturacağız. Buyurun etimizi çekmeye başlıyoruz. Öncelikle etimizi makineden geçecek şekilde küçülteceğiz. Etimiz %20 yağlı. Bu şekilde küçük kuşbaşı doğruyoruz. Makineden kolay bir şekilde geçiyor. Etimiz gayet soğuk. Çoğu videomuzda söylüyoruz. Etimiz soğuk olursa biraz daha sert oluyor. Bu tarz ev tipi kıyma makinelerinden daha rahat geçiyor. Bu tarif için genelde dana kol ve dana kaburga karışık kullanılıyor. Biz bugün sadece kol kısmından kullanacağız. Etimizi doğradık. Artık çekmeye başlayabiliriz. Etimizi güzel bir şekilde çektik. Malzemelerini karıştırıp ya iyice yoğuracağız ya bir kez daha çekeceğiz. Bir tane soğanımızı rendeledik. Suyunu çok az sıkıp etle buluşturacağız. Etimizin üzerine bir su bardağı irmik, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kekik, 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz. Sıra geldi soğana. Soğanın suyunu çok fazla sıkmayacağım. Biraz sulu bırakacağız ki köftemizin içerisinde irmik var. İrmik de etin suyunu alacağı için köftemiz çok sert olacak. O yüzden soğanı birazcık sulu bırakacağım. Birazını sıktık. Bu kadar yeterli. Ve soğanı da ekliyoruz. Ve köftemizi güzelce yoğuracağız. Yaklaşık bir 10 dakika civarında yoğurmamız gerekiyor. Sakız kıvamına gelmesi lazım. Yok, ben yoğururum. Bu şekilde çok fazla yoğuramam diyorsanız dediğim gibi bir kez daha kıyma makinesinden geçirebilirsiniz. Şimdi birazdan ben de bakacağım duruma. Eğer çok güzel yoğuramazsam bir kez daha makineden geçirebilirim. Ben köfteyi yaklaşık 3-4 dakika boyunca yoğurdum. Ama gerçekten yoruyor. Kıyma makinesi de kirliyken bir kez daha makineden geçireceğim. Eğer sizin böyle bir imkanınız varsa siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü daha pürüzsüz olacak. Bütün malzemeler birbirinin içine girecek. Yani şurada irmiklerin gözükmemesi gerekiyor. Soğanların gözükmemesi gerekiyor. Ya çok iyi yoğuracağız ya da ikinci kez makineden geçireceğiz. Tekrar makineyi çalıştırıp ikinci kez çekiyoruz. Köftemizi ikinci kez çektik. Karıştırıp şeklini vereceğiz. Şu an köftemiz hazır. Artık şeklini vereceğiz. Elimi çok az suya batırdım. Ve burada bir tane hunimiz var. Huni ile köftemizin şeklini vereceğiz. Eğer bununla olmazsa aslında biraz ince olması gerekiyor. Tam da ölçülerinde ama çok da ince olursa şeklini elime vereceğim. Hafiften huni ile ıslatıyorum ki köfte güzel çıksın. Şöyle bir parça köftemizden aldık. Ve buraya yavaş yavaş basacağız. Evet, şöyle bastırarak birazcık uzun olması gerekiyor. Ve tamamdır.
Birinci hazır. Bunu direkt buraya alıyoruz. Bence İncil'e güzel. Bu şekilde hepsinin şeklini vereceğiz. Belki bunu birazcık bizi oyalayacak gibi ama bakalım biraz hızlanıp pratiğe dökebilirsek daha da hızlı yapabiliriz diye düşünüyorum. İkinci de yaptık. Yani güzel çıkıyor. Hepsini bu şekilde yapacağız. Köftelerimizin şeklini vermeye devam ediyoruz. Bu işi unu ile başlamadık. Tezgahta bu şekilde elimizle yuvaladık. Daha da güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Unu ile istediğimiz gibi olmuyor. Aslında bunların makinesi var. Genelde şeklini onunla veriyorlar ama biz de elimizle güzel yaptık. Gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi köftelerimiz hazır. Hepsinin şeklini verdik. Üzerini kapatacağım. Dolaba göndereceğiz. Yarın gelip mangala buluşturacağız. Köftemizi tam tamına bir gün boyunca dinlendirdik. Ve mangalımız hazır. Artık köftelerimizi pişirmeye başlayabiliriz. Izgaramızı mangalın üzerine aldık. Çok az bir şey ısınmasını bekleyeceğim. Diğer tarafa da döküm tavamızı koyacağız. İçerisine biraz tereyağı koyup köfteler piştikten sonra tereyağının içine göndereceğiz. Köfteler pişmeden önce birazcık biber ve domates pişireceğiz. Domates biberler pişti. Sıra geldi köftelere. Izgaramız da yeterince sıcak. Artık köftelerimizi atabiliriz. Gördüğünüz gibi bayağı bir sertleşmiş. Şöyle tutacağım. Şöyle önce bir porsiyon yapalım. Ardından ben diğerlerini pişireceğim zaten. Güzel bir porsiyon pişirelim. Köfteler pişerken diğer tavamızı da birazcık tereyağı aldık. Çok da sıcak olmasın. Tereyağımız çok çabuk yanabilir. Köfteleri çevireceğiz. Tavamızı biraz ateşten yukarıya kaldırdık ki tereyağımız yanmasın diye. Şu an ortalama 1-1,5 dakika oldu. Şöyle çevirelim. Bakalım nasıl olmuş. Evet, görüntü güzel. Buradaki yağımızın içerisine şöyle bir tutam tatlı toz biber attık. Çok az da atacağım. Bunu güzelce karıştıracağız. Bu yağda önce ekmeğimizi yağlayacağız. Somun ekmeğimizi bu şekilde ikiye böldük. Şöyle birazcık yağlayacağız. Hafiften bol yağlı olacak. Birazcık diyorum ama. Evet, bu şekilde. Şimdi diğer tarafını da yağlıyorum. Bunları da ızgaranın üzerine bıraktım. Burada yavaş yavaş ısınsın. Ve burada pişen köftelerimizi direkt buraya alıyoruz. Ortalama 3-4 dakika pişirdik. Çok fazla pişirmiyoruz çünkü köftelerimiz ince. Buraya aldık. Hafiften yağın içinde bekleyecek. Gördüğünüz gibi görüntü çok güzel. Şimdi Ödemiş'te buna hem köfte diyorlar hem de yağlı kebap diyorlar. Aslında iki farklı ismi var. Ödemiş köfte olarak geçiyor ama kebap diyenler de var. Köfteleri yağın içerisinde çok bekletmeden hemen tabağa alacağız. Ekmeğimizi bu şekilde dilimledik. Tabağa aldık. Ve gelsin köfteler. Evet, köftelerimiz de geldi. Yanına şöyle bir tane biber, iki parça domates, kafi. Ve birazcık da soğan piyaz olursa değmeyin keyfimize. Köfte soğansız olmaz. Efendim, bir porsiyon Ödemiş köftemiz hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sıra geldi tadıma. Bakalım köftemiz nasıl olmuş. Bir tane ekmeksiz yiyelim. Formu çok güzel duruyor. Böyle elastiksi bir kıvam var. O köfteleri çok severim. Özellikle İnegöl köfteyi. Hemen hemen bütün köfte tariflerimde söylüyorum. İnegöl köfteyi çok seviyorum. Müsaadenizle. Bismillah. Evet. Bu da çok güzel olmuş. Ama yanına ekmek, domates, biber ve soğan olması gerekiyor. Şöyle bir parça yağlı ekmek. Çıtır çıtır olmuş.
köftemizden aldık. İçine bir parça acı biber. Şöyle güzel bir dürüm yapardım ama şu an hava kararmak üzere. Yaklaşık bir 5 dakikamız kaldı. Videoyu kurtardık çok şükür. Hava kararsaydı mecburen içeride devam edecektik. Müsaadenizle. Efsane. Köftemiz gerçekten çok lezzetli olmuş. Tadı tuzu gayet yerinde. Pişirme oranı çok güzeldi. Özellikle yağ girişi çok güzeldi. Yağın içine girdiği için daha da bir lezzetli oluyor. Arşivimize bir tane daha köfte tarifi eklemiş oldu. İnşallah sizler de bu güzel tarifi yapıp denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.